Merhabalar, bu videomuzda Python programlama dilinde Socket Trading ve TK-Inter modüllerini kullanarak grafiksel arayüze sahip bir chat uygulaması gerçekleştireceğiz. Öncelikle server çalıştırılması gerekiyor. Server çalıştıktan sonra clientlar, istemciler kendi aralarında iletişime geçebilirler. İlk mesaj olarak kendi ismini yazması gerekiyor. Kendi ismimizi yazalım. Bu da kendi ismini yazsın. Ve kendi aralarında artık konuşmaya başlayabilirler. Bir tanesi de İngilizce konuşsun. Chat uygulamamızda server ve clientlar olacaklar. Clientlar server üzerinden iletişim yapabilecekler. Bu ağ yapısını oluşturmak için de Socket modülünü kullanacağız. Socket modülünde kullanacağımız protokol TCP protokolü olacak. Server'ın clientlara aynı anda cevap verebilmesi için threading modülünü kullanacağız. Server için bir file, clientlar için de bir file oluşturacağız. Haydi başlayalım. Programımız için bir dizin oluşturalım. Öncelikle server file'ını oluşturalım. Programa önce modüllerimizi ekleyelim. Socket modülünü ekliyoruz. Ve aynı zamanda threading modülünü ekliyoruz. Socket'imizi yapılandıralım. Server diyorum, socket. İnternet socket kullanacağım için AF-INET diyorum. TCP kullanacağım için de SockStream diyorum. Server üzerinde kullanacağımız IP ve port numarasını belirlememiz lazım. IP olarak 127.0.0.1 yazıyorum. Bu üzerinde çalıştığımız bilgisayara karşılık geliyor. Port olarak da 5 tane 5 yazıyorum. Bu port numarasının bilgisayarınızda boş olduğundan emin olmalısınız. Daha sonra da serverla bu IP ve portu bağlıyorum. Server.bind diyorum. IP ve port. Ve serverimizi dinleme moduna alıyorum. Bundan sonra artık gelen bağlantılara karşılık verebilecek. Serverimizin dinleme moduna geçtiğini belirlemek için de bir ifade yazalım. Server dinlemede diye. Bağlanan clientları tutabilmek için iki tane liste oluşturacağım. Listeleri clients, boş bir liste ve isimleri tutmak için de names diye bir liste oluşturuyorum. Şimdi burada sürekli bir döngü oluşturuyorum. While true, sürekli kontrol edebilmek için. Burada öncelikle bağlantı yapan client'ı kabul ediyoruz. Ve client'ın kendisini ve adresini alalım. Client diyorum. Ve client'ın adresini alıyorum. Server'a herhangi bir bağlantı yapıldığı zaman, yani server sürekli olarak beklemede olacak. Herhangi bir bağlantı yapıldığı zaman client'ı ve onun adresini alıyoruz. Bu bağlanan client'ı client listemize ekliyoruz. Clients.append bu client'ı ekliyoruz. Ve bir mesaj yapalım, bir bağlantı yapıldı diye. Bu şimdi bizim client'in adresini ve IP'sini yazalım. Sıfır indeksi de adresi olacak. İki nokta koyalım arasına. Bir indeksi de portu olacak. Portu burada yazabilmek için string'e çevirelim. Bu şekilde yazı yazmış olduk. Birçok klientten aynı anda mesaj gelebilir ve bunlara aynı anda cevap verebilmek için, yani aynı anda paralel olarak işlem yürütebilmek için thread yönetimi kullanılacak. Thread diye bir değişken oluşturuyorum burada. Ve thread'i başlatıyorum. Thread bizim target olarak bir fonksiyon ismi yazacağım burada. Fonksiyonumuzun ismi client thread olsun. Bu fonksiyonumuza bir parametre göndereceğiz. Bu tabii ki bize şu an bağlantı yapan client olacak. Bundan sonra da thread'imizi başlatıyoruz. Şimdi client thread isimli fonksiyonumuzu oluşturalım. Bu fonksiyona client'ımızı gönderiyoruz. Fonksiyon içerisinde sonsuz bir döngü oluşturuyorum. Gelen mesajları işleyip bütün client'lara göndermek için bir sistem oluşturmamız lazım. Client her an network'ten ayrılabilir.
Bu durumda hata mesajı alabiliriz. O yüzden try accept block kullanacağım. Try accept. Yani öncelikle bağlantısı mesajı alıp göndermeyi deniyoruz bu kısımda. Eğer hata olursa bu kısım çalışacak. İlk olarak bize gelen mesaj klientin ismidir. Önce mesajı bir alalım. Buna mesaj diyorum. Klientten gelen mesajı alıyoruz receive'le. Gelen mesajı blok blok almak için, yani parça parça almak için 1024 byte şeklinde 1 kilobayt olarak alacağız. Bu bütün client'lara aynı anda cevap verebilmek için gerekli. Yazılan karakterleri de UTF-8 ile işleyelim. Şimdi ilk bağlantıda bir blok oluşturacağım. İlk bağlantıda çalışacak bir blok, yani ilk gelen mesaj isim olduğu için böyle bir şey oluşturacağım. Bunun için bulun bir yapı oluşturacağım. Bayrak diyorum buraya. Bayrak bizim ilk başta true olsun. Yani ilk bağlantıda. If bayrak diyorum. Yani ilk bağlantıda bu bayrak true olacak. Bu gelen ismi mesaj isim olduğu için onu isimlere ekliyorum. Names.append message. Message. Daha sonra da bunun kişinin bağlandığını isim olarak yazdırıyorum. Kim bağlandı? Ve bayrağımızı artık false alabiliriz. Çünkü bu kısım sadece ilk mesaj gönderildiği zaman, yani isim gönderildiği zaman çalışacak. Mesaj alındıktan sonra bu mesajın bütün klientlere gönderilmesi lazım. Bunun için bir for döngüsü oluşturuyorum burada. Bütün klientlere, clients'ta ki gönderilecek. Kendisine göndermemesi için böyle bir kendisine eşit değilse diye bir kontrol yapıyorum. Kendisine göndermesine gerek yok. Şimdi bu client'ın index numarasını alıyorum. Bu client'ın index numarasını aldım. Ve şimdi de ismini buluyorum. Names listesinden indeksini kullanarak ismini alıyorum. Daha sonra da klientlere mesajı gönderiyorum. Mesajı encode yapıyorum. UTF-8 ile. Bütün klientlere mesaj gönderilecek, kendisi hariç. Klientin index numarasını alıp ismini öğreniyorum. Daha sonra da diyorum ki bu isimli kişi bu mesajı gönderdi. Accept durumunda, yani client network'ten ayrılmış olabilir. Bu durumda hem clients listesinden hem de names listesinden, isimler listesinden o client'i çıkarmamız gerekiyor. Bunun için öncelikle gene bu kişinin indeksini alıyoruz. İndeksini almayı biraz önce burada yazmıştık. İndeksini aldık. Daha sonra da clients listesinden onu çıkartıyoruz remove'la. Ve bu index numarasına göre de ismini bulup isim listesini çıkartıyoruz. İsmini bulduk. Şimdi isim listesinden çıkartıyoruz. Ve bir mesaj atıyoruz bu kişinin çıktığına dair. Ve döngüyü bu client için bitirebiliriz. Bırak. Kodumuz tamamlandı ama şu an herhangi bir işlem, bir netice görmeyeceğiz. Sadece çalıştırdığımız zaman server dinlemedi diye yazması lazım ama bir hata veriyor. Bind bir tane alması lazım. İki tane verildi. Çünkü ip port bir tuple olarak verilmesi lazım. Onu şu şekilde veriyorum. Tekrar çalıştıralım. Benim bir önceki server'da çalıştığı için o hata vermişti. Şu an onu kapattım. Şu an tekrar çalıştırıyorum. Server. Server dinlemede. Şu an çalışıyor. Şimdi client dosyasını oluşturalım. Bir Python dosyası oluşturuyorum client'ya. Buraya öncelikle modüllerimi ekliyorum. Client'imizi oluşturuyorum. Socket oluşturuyorum. İnternet socket. AF internet. TCP/IP olduğu için de SockStream kullanıyoruz. IP'miz gene aynı şekilde. Server'ımızın IP'si. Aynı bilgisayarda olduğumuz için burada ben 127.0.0.1 yazıyorum. Ama normalde siz server'da yüklü, server'da çalışmış
server'ın IP'sini yazılması gerekiyor ve o server'daki port numarasını yazmanız gerekiyor. Klientimizi bağlıyoruz. Bağlamak için gene tuple olarak IP ve demet olarak portunu yazıyorum. Bu şekilde bağlanmış olduk. TK Inter kullanacağımız için bir pencere oluşturalım. Penceremizin başlığını yazalım. Burada IP'mizi ve port numaramızı yazabiliriz. Pencere.mainloop'la da programı bitirelim. Penceremizde mesajların yazılacağı bir alan olacak. Buna messages diyorum. Ve text kullanıyorum bunun için. Pencerede olacak. Ve genişliği de 50 olacak. Bunu yerleştiriyorum grid'le. Satır olarak 0. Kolon olarak da 0. Sağdan ve soldan boşluklarımızı belirleyelim. Sağdan ve yukarıdan. Text alanımız hazır. Kendi mesajımızı yazmak için bir entry bölümü oluşturmamız lazım. Buraya da your message diye yazıyorum. Sizin mesajınız. Entry kullanıyorum bunun içinde. Pencerede olacak. Genişliği gene aynı şekilde 50 olsun. Your message. Insert. İlk olarak orada isminiz diye yazsın. Your message'ın yerleştirelim grid'le. Bu bir sonraki satır oluyor. Row 1 yazıyorum o yüzden. Column gene aynı şekilde 0. Pad X ve Pad Y de aynı şekilde 10 olsun. Kursör your message'ın üstünde olsun. Focus diyorum. Ve isminiz diye yazıyor. Bu kısım seçili olsun. Direkt yazdığı zaman silinsin o yazı. Your message nokta selection range 0'dan sonuna kadar. Önce server'ı çalıştırıp sonra client'ı çalıştırabiliriz. Bağlantı oldu mu olmadı mı ona bir bakalım. Görüldüğü gibi penceremiz açıldı. İsminiz yazıldı ve isminiz şu an seçilmiş durumda. Threading'de bir hata veriyor. Alma işlemini sürekli kontrol edebilmek için ve paralı gelen mesajlar alabilmek için alma işlemini threading olarak oluşturacağım. O yüzden receive thread diye bir şey oluşturuyorum. Bunu thread olarak başlatıyorum. Oluşturacağımız fonksiyon ismi receive message diye olsun. Bunu birazdan oluşturacağız. Aynı zamanda receive thread'imizi Diamond True yapıyorum. Böylece threadler stolanmadan programa kapatabileceğiz. Receive thread'i başlatıyorum. Şimdi receive message fonksiyonumuzu oluşturalım. Fonksiyonumuz sürekli kontrol edecek. O yüzden while true'da yazıyorum. Server'dan gelen mesajı alacağız. Ona server message diyorum. Client.receive 24 byte yani 1 kilobyte şeklinde alıyoruz. Decode ediyoruz. UTF-8. Bu aldığımız mesajı da mesajlar tekstimize ekliyoruz. Messages'a ekliyoruz. Insert ile ekliyoruz. En sonuna eklenecek o yüzden end diyoruz. Eklenilecek olan da message, server message. Ama ondan önce de bir sonraki satıra geçebilmesi için de slash end yazıyoruz. Kendi yazdığımız mesajı gönderebilmek için de bir tane buton oluşturalım. Buton message gönder diyelim. Bu da button'la oluşturuyoruz. Pencerede olacak. Button üstünde bir yazı yazalım. Gönder diye.
Butonumuzun genişliği 20 olsun. Basıldığı zaman da Send Message fonksiyonu çalışsın. Button'ımızı yerleştirelim. Grid ile. Row 1 burada vardı. Şimdi Row 2 olacak. Row 2. Column 0. Pad X ve Pad Y'de 10. Şimdi Send Message fonksiyonumuzu yazalım. Yani yazdığımız mesajı gönderme fonksiyonu. Yazdığımız mesajı, your message'i öncelikle alıyoruz. Bu artık client'ın mesajı. O yüzden client message diye bir şey isim veriyorum. Yani your message'i, senin mesajını get yapıyorum, alıyorum yazılı olan entry'den. Bunu öncelikle kendi messages tekstimize ekliyorum. Insert. En son eklenecek, o yüzden end yazıyoruz. Gene slash end. Bunun sen olduğunu belirtmek için de sen diye yazıyorum burada. Bu da client message. Şimdi de bu mesajı gönderiyoruz. Client.send ile mesajı gönderiyoruz. Client message ismi encode yapıyoruz ve UTF-8. Mesaj gönderdikten sonra da enter kısmından mesajı siliyoruz. Your message.delete başından yani sıfırdan sonuna kadar, end'e kadar. Şimdi bir kontrol edelim. Server'ı çalıştırıyoruz. Ve client'i çalıştırıyoruz. İsminiz Mesut diye yazdım. Gönder. Burada bir hata aldım şu an. Server'a bakıyorum. Bağlantı yapıldı. Server'da da bir hata veriyor. Burada ars diye yazmışız. Onu düzeltelim. Arguments olacak. Tekrar çalıştırıyorum. Server dinlemede client'ı çalıştırıyorum. Mesut. Şu an mesaj gitti gibi. Server'a bakıyorum. Bağlantı yapıldı. Mesut bağlandı. Şimdi iki tane client olması için terminalden Python client.py diye yazıyorum. Ve ikinci client'ı başlatıyorum. Bu da Ayan olsun. Şimdi iki tane pencerem var. Yani iki tane client'ım var. Kendi bilgisayarım server olarak şu an kullanıyorum. Server çalıştı. Daha sonra da client'ları çalıştırdım. Burada görüldüğü gibi Ayan deyince Ayan hemen bağlandığı anlaşıldı. Şimdi ben bir mesaj atıyorum. Merhaba diye. Görüldüğü gibi burada ve burada merhaba diye yazdı. Bu da selam diye bir mesaj göndersin. Selam. Şu an chat işlemi başladı. Türkçe yazalım. Türkçe karakterlerle nasılsın? Türkçe karakterleri kontrol ediyorum çalışıyor mu diye. Görüldüğü gibi şu an client'lar kendi aralarında iletişimi sağladılar. Tabii bu iletişim server üzerinden gerçekleşiyor. Evet, bu videomuzda Python programlama dilinde Socket Threading ve TK Inter modüllerini kullanarak grafiksel arayüze sahip bir chat uygulaması gerçekleştirdik. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.